Sevgili arkadaşlar, ilk ünitemiz sayısal görsel veri oluşturma, saklama, düzenleme ve yayınlama yöntemleri. Sayısal görsel veri oluşturmak ifadesi kulağa biraz karışık ve zor gelse de aslında görsel veri oluşturma günümüzde hemen her alanda herkesin yaptığı bir eylem. Fotoğraf makinenizle bir arkadaşınızın fotoğrafını çekerken, video kameranızla çocuğunuzun doğum gününü ölümsüzleştirirken ya da internette beğendiğiniz bir görüntüyü masa üstüne kaydettiğinizde siz de sayısal görsel veri oluşturmaktasınız ve işlenmek için bir malzeme yaratıyorsunuz aslında. Sevgili arkadaşlar, görsel veriler sayısal ortama geçmeleriyle hızla çoğalmış ve herkes tarafından üretilebilir hale gelmiştir. Bunun altında teknolojik araç ve gereçlerin ulaşılabilirliği yatar. Hemen herkesin evinde bulunan bilgisayar, fotoğraf makinesi, görüntü oluşturma ve işlemede kullanılan en önemli araçlardandır. Bunun yanında tasarımcıların vazgeçilmez gereçlerinden olan tarayıcı ve çizim tabletleri de bir görüntü oluşturma yöntemleridir. Görüntüyü bilgisayarda oluşturmak için kullanılan diğer bazı araçlara da zaman içinde değineceğim. Arkadaşlar, dil bir kodlama biçimidir. Bu kodlama biçimi bilgisayar teknolojilerinin de faydalandığı bir sistemdir. Bilgisayarların da kendine özgü dilleri vardır. Veriler bu dili kullanılarak oluşturulur ve bu dil aracılığı ile tanımlanır. Veri formatları farklı iletişimlere gereksinim duyulması sonucu ortaya çıkan farklı dil kodlarına benzer. Formatları öğrenmek, onların nerede ve ne amaçla kullanılabileceğini anlayabilmemize yarar. Hangi formatın hangi yazılım tarafından desteklendiğini bilmek veya basılı bir yayın için hangi formatta kaydetmenin daha doğru olacağını bilmek, bilgisayar ile iletişim içinde bulunduğumuz günümüzde bize büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Üstelik veri formatları hakkında genel bir bilgi sahibi olmak yeni bir dil, örneğin Portekizce öğrenmeye benzer. Aslında bundan çok daha da kolaydır. Çok daha kolay öğrenirsiniz ve önünüzde iletişim kuracağınız çok geniş ufuklar yaratır. Bu ünitede oluşturulan görüntüleri bilgisayara aktarma ve bilgisayarda görüntü oluşturma tekniklerinden bahsederek günlük hayatımızda kullandığımız araçların sayısal görüntü oluşturma gereci olarak nasıl kullanıldıklarını bir daha gözden geçireceğiz. Temel araçların ardından bilgisayarda kullanılan temel yazılımları tanımlayacak ve bu yazılımlarla görüntü oluşturmanın yöntemlerini kısaca göreceğiz. Oluşturulan verilerin nasıl düzenleneceğini ve saklanacağını gördükten sonra ise bu verileri taşıma ve yayınlama üzerine karşılaştırmalı olarak neler yapılabileceğini sizlerle birlikte tartışacağız. Arkadaşlarım, ünitenin sonunda görüntü işlem verilerinin baskı veya internete yönelik ne gibi formatlar ile ne şekilde yayınlanabileceğini saptayabilecek durumda olacağız. Sevgili arkadaşlarım, bu üniteyi tamamladıktan sonra görsel veri oluşturma yöntemlerini tanımlayabilecek, görsel veri oluşturma yöntemlerinde kullanılan temel yazılım ve donanımları açıklayabilecek ve kullanabilecek, sayısal formatların fark ve benzerliklerini karşılaştırabilecek, sayısal verilerin taşınması veya saklanmasında ne gibi yöntemlerin geçerli olduğunu saptayabilecek, sayısal verilerin düzenlenmesinde uygun yöntemi belirleyebilecek, veri saklama ve düzenlemede yazılım ve donanımı etkin olarak kullanmaya yönelik bilgi ve becerilere sahip olacaksınız. Şimdi de görsel veri oluşturmada kullanılan temel donanımlara bir göz atalım. Sevgili arkadaşlar, bunlardan ilk akla geleni sayısal fotoğraf makinesidir. Gerçi günümüzde sayısal fotoğraf makinesi taşımak yerine sizlerin de gayet iyi bildiği gibi artık cep telefonlarını kullanıyoruz. Melez bir cihaz olan
bu telefonlar artık bir telefondan çok daha fazlası. Bir iletişim cihazı olmasının yanı sıra fotoğraf çeken, düzenleyen, arşivleyen, video çeken, kelime işlemci kullanan, farklı veriler oluşturan, ses kaydeden, yön bulan, arayan, bilgiye ulaşan araçlar artık. Tarayıcı bir fotoğrafı, bir kitap sayfasını, el yazısını veya bir objeyi optik olarak okuyarak sayısal veri haline dönüştürmeye yarayan bir araçtır. En sık kullanılan tarayıcı evlerde de bulunan, aslında çok da ucuz artık edinilebilen masaüstü tarayıcılardır. Fotokopi makinesinin ışıklı alanına benzer bir yapıya sahip olan tarayıcılar, taranan objeye ışık göndererek objenin sayısal bilgisini belirlemektedir. Tarayıcı özellikle saydam ve fotoğraf gibi, yani opak malzemelerin görüntülerini sayısal ortama aktarmak için kullanılır. Bunun yanı sıra el ile yazılmış bir belge veya bir dergi ya da kitaptan alınması gereken bir görüntüyü de sayısal ortama aktarmak için en uygun araç bahsettiğim tarayıcılardır. Arkadaşlar, bir diğer yöntem ise basınç duyarlı tabletler yardımıyla yapılan çizimler, oluşturulan görüntülerdir. Çizim tabletleri, grafik tasarımcılar, illüstratörler, animasyon sanatçıları, karikatüristler arasında oldukça popüler bir gereçtir. Ekranda direkt olarak çizim yapmayı sağlayan tablet, fareye kıyasla çok daha hassas çalışır. Kalem ve fırça ile çalışmaya alışık olan tasarımcı ve sanatçılar, tabletin kalemi ile kağıt yerine doğrudan ekrana çizim yaparak sayısal görüntüler elde etmiş olurlar. El yazısı veya imza gibi kişisel çizim ve yazıları da doğrudan sayısal ortama geçirmeye yarayan tabletler, basınca duyarlı bir kalem ile çalışır. Bu kalem ve ekrana çıkan çizimlerin ayarları tablete ait menüden yapılabilmekte ve tablet hassasiyeti bir nevi kontrol edilebilmektedir. Sevgili arkadaşlarım, görsel veri oluşturmada kullanılan temel donanımların sonuncusu ise bilgisayarlardır. Görsel veri işlemede en temel araç olan bilgisayar, görsel veri oluşturmada da kullanılmaktadır. Görsel veri oluşturmada bilgisayarda herhangi bir donanım veya internet bağlantısı olmaksızın ekran fotoğrafı çekilerek de görüntü elde edilebilir. Görsel veri oluşturmak için diğer bir yöntem ise internette yer alan görüntülerin bilgisayara indirilmesidir. Bu yöntem internete ulaşabilen herkes için görsel kaynakları kullanmakta da tercih edilen bir yöntem ola gelmiştir. Arkadaşlar, bu iki temel yöntem ile bilgisayarda sayısal veri elde edilmiş olur. Bu ünitede görsel veri oluşturmada kullanılan temel yazılımları da gözden geçireceğiz. Bunlardan ilki Adobe Illustrator, en yaygın olarak kullanılan vektörel çizim yazılımlarındandır. Adobe ailesinden oluşu, Photoshop gibi programlar ile alışverişi kolaylaştırmış. Bu da Illustrator için önemli bir avantaj olmuştur. CorelDRAW ise PC'lerde ağırlıklı olarak kullanılan bir yazılımdır. CorelDRAW, her türlü vektör illüstrasyonu ve temel sayfa düzeni çalışmalarını yapmak için kullanılır. Demin de dediğim gibi özellikle PC dünyasında çok yaygındır. Piksel esaslı yazılımlara da bir göz atmak gerekirse, bunların ilk başında Adobe Photoshop gelmektedir. En yaygın görüntü işlem yazılımı olan Adobe Photoshop, fotoğraf üzerine müdahale veya birden çok görseli bir araya getirme gibi her türlü görüntü işleme adımında kullanılan çok yaygın ve profesyonel bir yazılımdır. Bitmap, yani piksel bazlı bir yazılım olan Photoshop, grafik tasarımda ve fotoğraf işlemede bir nevi endüstri standardıdır. Bir diğer yaygın piksel esaslı yazılım ise Painter'dır. CorelDRAW ailesinin bir yazılımı olan Painter, ekranda resim yapma amacıyla hazırlanmış bir yazılımdır. Çeşitli fırça ve kalem seçenekleri gerçeğe çok yakın
resimsel etkiler elde etmek için oldukça kullanışlıdır. Şimdi de arkadaşlar sayfa yazılımı programlarına sizle bir göz atalım. Bunların başında Quark Express ve Adobe InDesign gelir. Dergi, gazete gibi yayınlar çoğunlukla bu iki yazılım yardımıyla düzenlenir. Görüntü organizasyonu ve sunum amaçlı yazılımlara da bir bakacak olursak, PowerPoint, Keynote, Adobe Acrobat bunların başında gelir. Bilgiyi aktarmada, ders malzemesi oluşturmada, sunum gereksinimlerimizi karşılamada çoğunlukla bu yazılımlardan yararlanırız. Bu yazılımlar gündelik iş hayatının da önemli bir parçası olmuştur. Aslında neredeyse de bir standart oluşturmuştur. Kelime işlem yazılımlarına da bir bakacak olursak, aslında bilgisayarda yazı yazmak üzere sıkça bu yazılımlardan faydalanıyoruz. Bir nevi modern daktilo bunlar. Bunların en yaygın olarak kullanılanların başında Microsoft firmasının oluşturduğu Office, Microsoft Office ailesinden Microsoft Word geliyor. Alt alta sayfaların bulunduğu çok düz yazı amaçlı kullanılan aslında bir yazılım. Ancak fotoğrafların eklenmesi çıkarılmasıyla farklı imkanlara da sahip. Bunun yanı sıra yine Microsoft ailesinden Excel ise tablo ve listelemeler amacıyla kullanılmakta. Karmaşık hesaplanmaların yapılmasında da bize yardımcı olmaktadır. Bunun yanı sıra macOS sistemine uygun olarak Pages, Numbers gibi yazılımlar da Word'ün ve aynı zamanda Excel'in de bir alternatifi olarak bize seçenek sunuyor. Web amaçlı yazılımlardan bahsettiğimizde Adobe Fireworks, Adobe Dreamweaver, Adobe Flash, iWeb gibi ilk aklımıza gelen yazılımlar bunlar. Aslında bu yazılımların çok farklı alternatifleri de söz konusu. Ancak temel olarak HTML düzenlemelerinde bunlardan yararlanabiliyoruz. Sevgili arkadaşlar, veri taşıma yöntemlerine de bir göz atalım. Veri taşımak, verileri oluşturduktan sonra karşımıza çıkan adımlardan biridir. Basit gibi görünse de bilinmesi gereken bazı püf noktaları vardır. Verinin taşınmasında önemli kolaylıklar sağlar. Veri taşıma konusunda iki ayrı bölümde inceleyebiliriz. Bunlardan birincisi veri taşıma gereçleri, ikincisi ise veri taşıma formatlarıdır. İlk olarak taşıma gereçlerinden bahsedecek olursak, karşımıza en geçerli ve en kullanışlı olan, bugün artık hepimizin de yanında bulundurduğumuz USB bellekler, USB bellekler geliyor bunların başında. Bunlar pratik veri taşıma araçlarıdır. Ancak sıkça taşınıp yanımızda farklı ortamlara girip çıktığımız için bozulmaları da gayet muhtemel. O yüzden tüm veri taşıma yöntemleri konusuna aslında başlamadan evvel söylemem gereken önemli bir konu şu: bir veri hiçbir zaman bir yerde güvenli değildir maalesef. O yüzden kıymetli verilerinizi lütfen yedekleyerek taşıyın. Örneğin USB'de bulunan bir verinizi muhakkak başka bir yerde de bulunun, durun eğer çok kıymetli, vazgeçilmez bir veri ise arkadaşlar. Bu ünitede ayrıca sayısal veri formatlarını da öğreneceğiz. Her formatın kendine özgü bir ihtiyaç için yaratıldığını unutmayalım. Örneğin JPEG fotoğrafik görsellerin sıkıştırılarak daha az yer kaplayacak şekilde saklanmasına yardımcı olurken, PDF hem vektörel hem bitmap, piksel temelli verilerin saklanmasında da kullanılan yaygın bir formattır. Ücretsiz edinilebilen okuyucusuyla bir çeşit dünya standardıdır. Ancak buna karşın PSD, Photoshop yazılımında farklı katman ve kanal özelliklerini bünyesinde saklayan bir yazılımdır. Daha büyük yer kaplar ama görsel verinin her an tüm detaylarıyla yeniden düzenlenebilmesi olanağını sağlar. Değerli arkadaşlarım, önemli olan hangi amaç için hangisinin kullanılması gerektiğini bilmektir. Sevgili arkadaşlar, sayısal görsel veri oluşturma, saklama, düzenleme ve yayınlama yöntemleri isimli bu üniteyi çalışırken sizlere başarılar diliyorum. Sevgili arkadaşlarım, sağlık ve sevgiyle kalın.